Mahkeme kararı mecliste okundu. Enis Berberoğlu yeniden milletvekilliğine döndü. Yeniden yargılama için hakkında yeni bir fezleke hazırlanması ise AK Parti ile CHP arasında tansiyonu yükseltti. Kesin hükmün ortadan kalktığı anlaşılmakta olup başkanlık tezkeresi genel kurulda okundu. Enis Berberoğlu meclise döndü. Mahkemenin yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı CHP'li isme 7 ay sonra yeniden milletvekilliği hakkı kazandırdı. Yeniden milletvekili olması sebebiyle sanık hakkındaki yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına. MİT tırları davasında kesin hüküm giydiği gerekçesiyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülmüştü Berberoğlu'nun. Kim ne derse desin, MİT tırları bu toprakları insanla bir ihanettir. Buna sahip çıkmayın. Dosyanın içeriğinden ayrı olarak bir karar verdi. Ama Sayın Turan'ın sanıyorum bunu atladı ya da haberi yok. 5 yıl 10 ay ceza aldı ama vekillikle ilgili dokunmak tartışması olduğu için tekrar yargılanması kararı verildi. Akşam sabah da merak etme, fezleke meclise gelir. İsterseniz de Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığını bir kere daha kaldırabilirsin. AK Parti ile CHP grup başkan vekilleri böyle karşı karşıya gelirken Berberoğlu'nun avukatları da dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenen ve Adalet Bakanlığı'na gönderilen yeni fezlekeye itiraz etti.